Arkadaşlar bu videomuzda sizlere V124E200 marka aracımızın gösterge panelinin gece şartlarında nasıl göründüğünü izah etmeye çalışacağım. Şimdi kontağımızı taktık, bir kere çevirdik. Hangi ışıkların, lambaların yandığını gelin hep birlikte bir göz atalım. 1. Akü şarj durum lambası. 2. Hemen onun yanında balatalarımızın olduğu düzeltiyorum. Şu ikinci sırada arkadaşlar el frenini gösteren lamba. 3. Balatalarımızın olduğu lamba. 4. Bu lamba yağ durum çizelgesi. Yani yağ durumunu gösteren lamba. Şu hemen yanındaki lamba radyatörün içindeki su miktarını gösteriyor. Tehlike arz ettiğinde bu lamba yanıyor. Hemen şu sarı lamba cam suyu göstergesi. Bu lamba arkadaşlar park ve lambalarımız. Şu ABS durumunu gösteren lamba. Bunların yanması gerekiyor. Bir de şu üst tarafta rezerv yakıtı gösteren lamba yanar. Gördüğünüz gibi küçük bir üçgen var. Turuncu renkte. Şimdi bunları gördükten sonra size bir şey daha göstereceğim. Kapıyı açtığımız anda gördüğünüz gibi şu iki lambanın da yanması gerekiyor. Alttaki emniyet kemerinin takılması gerektiğini gösteren ışığımız, üstteki de normal kapı açıldığı anda içerinin aydınlatmasını sağlıyor. Bunu kapattığınız anda bile anda bu lamba söner. Açtığınız anda yanar. Bunlar standart yanan lambalar. Bir de şu lambamız var. EC tuşundaki kırmızı lamba. Bu yanması gerekiyor. Bu şu anda yanıksa klima modu devrede değil arkadaşlar. Bunu bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Söndüğü anda devrede oluyor. Şimdi ben bunlardan neden bahsettim size? Bunlar önemli konular. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bu lambaların hepsi bu sistem doğrultusunda yanması gerekiyor. Eğer bunlardan biri yanmıyorsa bu aracınızda ileride oluşabilecek arıza ve bu lambaların yanmasını bu arızadan dolayı engelleyecektir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konuyu önemli bir konu. Bu konuyla ilgili tedbirinizi almanız açısından bu kısa videoyu çektim arkadaşlar sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın.